Arkadaşlar merhaba. Ben Rus dili eğitmeniniz Mustafa Sözlü. Bugünkü dersimizde ismin e halini öğreneceğiz. Öncelikle e haline yöneltilen soruları öğrenelim. Kamu kime? Çimu neye? Sorularıdır. Bir ismi e haline dönüştürebilmek için sonlarının şu şekilde değişmesi gerekir. Erkek bir ismi e haline dönüştürebilmek için u veya yu son eki alması gerekir. Sert sessizle biten erkekler turist gibi sonuna u alırlar. Turistu olur. Muzey ve slavar gibi sonu ikratkaya ve yumuşatma işareti ile bitenler ise yu alırlar muzey, muzeyu, slavar, slavaryu olarak değişir. Dişiler ise sonlarına e veya i harflerini alarak e haline dönüşürler. Strana, strane, Toyota, toyote olarak değişir. Sonu ia ile biten isimler ve sonu yumuşatma işareti ile biten isimler ise i harfi alırlar. Familia, family, ploşet, ploşedi. Tarafsız isimler erkekler gibi u ve u alarak e haline dönüşürler. Pismo, pismu, more, moryu olarak değişir. Zamirlere baktığımızda ise bana, mne, sana, tibe, erkek ona, yemu, dişi ona yey, bize nam, size vam, onlara im olarak ifade edebiliriz. Şimdi e halini kullanabileceğimiz yerlere bakalım. Bir grup fiil ile yapılan işin bir şahsın ya da eşyanın yararına olması bildirilir. Bu Türkçe'ye de uygundur. Pakupat, kupit. Birine bir şeyi satın almak. Davat, dat, birisine bir şeyi vermek. Pamagat, pamoç, birisine yardım etmek. Darit, padarit, birisine bir şeyi armağan etmek. Mait kupila, anne satın aldı. Şitom mait kupila, anne neyi satın aldı, ne satın aldı. Mait kupila knigu, anne kitap satın aldı buradaki durum nesnedir. Yani i halidir. Şimdi e haline bakalım. Kamu might kupi la like Anne kitabı kime satın aldı? Kime? Might kupi la Sıynu. Anne kitabı oğluna satın aldı. E hali. Sıynu. Moydruk pamagal mine. Arkadaşım bana yardım etti. On daval basketbol ne maç drugu. O basketbol topunu arkadaşına verdi. Arkadaşına drugu. Ya padaril svitok diye uşke. Ben kız arkadaşıma, kendi kız arkadaşıma çiçek hediye ettim. Kendi kız arkadaşıma. E hali. Hepsi de Türkçe'ye uygundur. Bir konuşmanın, hitabın, açıklamanın yöneltildiği şahıs e halinde olur. Gavarit Sıkazat. Birisine bir şey söylemek, konuşmak. Zvanit Perzvanit. Birisine telefon açmak, telefon etmek. Pisat napisat. Birisine yazı yazmak. Atliçat. atvitit. Birisine cevap vermek. Raskazvat raskazat. Birisine bir şey anlatmak. Abiyasniyat abisnit. Açıklamak. Birisine bir şey bir şeyi açıklamak. Git, skazal turistam, şto pragulka zakoncils. Rehber turistlere gezinin bittiğini söyledi. Turistam, turistlere. Ne zabut Bezvanit sistre. Kız kardeşine telefon etmeyi unutma. Sistre, kız kardeşine. Uçitil Raskazı noveye prailo uçiniku. Uçiniku. Öğretmen, öğrenciye yeni kuralı anlattı. Uçiniku, öğrenciye. Öznesiz cümlelerde e halini kullanabiliriz. Nada, gerekli olmak. Ne yapadima, gerekli olmak. Nujna, gerekli, ihtiyacı olmak, lazım olmak. Mojna, mümkün olmak. Nizya, imkansız olmak. Nasıl kullanıldığına bakalım. Öncelikle e halinde zamiri getiriyoruz. Mniye gibi, tibe gibi, yemu gibi. Daha sonra biraz önce gördüğümüz zarfları kullanıyoruz. Mniye nada. Daha sonra ise master halinde fiili koyuyoruz. Mniye nada praçitat teks. Bana gerekli okumak metni. Yani benim metni okumam gerekiyor. Mniye nujna praçitat teks. Benim metni, teksti okumam lazım. Burada önemli olan demek ki e halinde zamir ya da isim olacak ve fiil mastar halinde bulunacak. Yani çekilmemiş halde bulunacak. Eğer bir eylem değil de ihtiyacınız olan, gerekli olan bir nesne ise o zaman bu nesnenin cinsiyetine göre nujna ve neapadimayı çekmemiz gerekir. Mne nuzhen veya ne yapadim etat jurnal. Benim bu dergiye ihtiyacım var. Bana bu dergi gerekli. Mne nuzhna veya ne yapadima eta kniga. Benim bu kitaba ihtiyacım var. Mne nuzhna veya ne yapadima eta pismo. Benim bu mektuba ihtiyacım var. Mne nuzhne veya ne yapadima eti veşi. Benim bu mektuba ihtiyacım var. Benim bu şeylere ihtiyacım var gibi. Gördüğünüz gibi ismin cinsiyetine göre nujn, nujna, nujna, nujna gibi değişmekte. O ile biten zarflar genellikle insanların psikolojik durumunu belirten zarflarda yine e halinde kullanılabilir. Müneviyesela, neşeli, münezititna, utanıyorum, müneguysna üzgünüm, hüzünlüyüm. Mnie interesna, benim için ilginç. Mnie sukuşna, canım sıkılıyor. Mnie harasho, iyiyim. Mnie sukuşna doma, benim evde canım sıkılıyor. Mnie holodna, üşüyorum. Nam ochen harasho zdiyiz. Biz burada iyiyiz, çok iyiyiz. Yaş söylemede de e halini kullanırız. Kullanırız. Önce skolka kelimesini kullanırız. Daha sonra yaşını sorduğumuz kişiyi zamir veya isim halinde koyarız. Sonuna da got, go da let terimlerin kelimelerinden birisini getiririz. Skolka tibe let. Senin yaşın kaç? Veya skolka vam let. Sizin yaşınız kaç? Skolka yemulet. Onun yaşı kaç? Bakın hep e halinde. Tibe vam yemu gelmekte. Yemu 30 adingot. O 31 yaşındadır. Mı niye? Tuvatsat peatlet. Ben 25 yaşındayım. Mayey babuşge. Mayey babuşge. Bakın e halinde. Benim baba an, benim nineme. Mayey babuşge. Simdizit tuva goda. Baban ninem 72 yaşındadır diye söyleyebiliriz. E halinin kullanıldığı özellikle edatlı durumlar olmakla birlikte temel kullanım yerleri bunlardır. Birçok kullanım yeri vardır. Biz burada sadece temel kullanım yerlerini öğrenmeye çalıştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sivo Haroşiva.